Selam arkadaşlar. Selam dostlar. Bugün neredeyiz? Bugün nereleri gezeceğiz birlikte? Bugün Ariasos'a geldik. Ariasos'un tam tepe bölümündeki muhteşem lahitler var. Lahitler Tepesi dedikleri yer var. Buraları birlikte dolaşmaya çalışacağız. Başka da göze çarpan değişik yerler varsa onları da birlikte dolaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakın çok muhteşem de bir manzarası var. Evet, şimdi Lahitler Tepesi'ni gezmeye çalışacağız. Bakalım, önünde bir taş var. Onu da bir göstermeye çalışayım. Bir lahit kapağı. Çıkalım bakalım. İlk başlangıcımız bu Ariasos'un muhteşem yapısıyla oldu. Şimdi adım adım gidelim Lahit Tepesi'ne doğru. Burası Ariasos arkadaşlar. Tabi Ariasos'un bir videosunu daha yapacağım komple size. Ama bugünkü videom sadece Ariasos'taki lahitler. Büyük bir geniş alan olduğu için hepsini bir videoya sığdırmak çok zor. O yüzden Ariasos'un ayrıca bir videosunu çekip siz dostlarıma sunacağım. Bugün de en güzel bölüm olan Lahit bölgesini göstereceğim. Şöyle çıkalım bakalım. Önümüze değişik taşlar çıkmaya başladı. Ve ilk lahitlerimizi görmeye başladık. Tabi bu lahitler ne yazık ki kırılmış. Karşımızda bir lahit daha var. Kapağı da üstünde. Müthiş. Şu lahitin altı açık gibi. İçini gösterebilir miyim diye uğraşıyorum dostlar. Evet, bu da lahitimizin içi. Biraz daha yukarılara çıkalım. Asıl Lahit Tepemiz biraz daha yukarıda. Bakın yukarıda çıktıkça daha desenli lahitler önümüze çıkacak. Bu lahitler Ariasos'tan birlikte aynı yaştalar sanırım. Ariasos binlerce yıllıktır ayakta durduğuna göre bu lahitler de Ariasos'la birlikte ayakta durmuş. Taş yapı olduklarından pek zarar görmemişler. Şöyle bir göstereyim içini. Thank you.
üstünde yuvarlak yuvarlak işlemler var, kare işlemler var. Evet, yolumuza devam. Buraya gelmesi o kadar da zor değil arkadaşlar, gezmek isteyenler için. Burası Burdur Bucak ilçesine bağlı. Aryasöz, yollar çok güzel. Gelinmeyecek kadar zor değil. Asfalt tam bu antiketin altına kadar geliyor. Ondan sonrası da biraz yokuşlar var ama gezilmeyecek kadar değil. Hemen şu taşın üstünde de bir tane varmış. Şimdi ona da bakacağız. Evet. Biraz da çıkalım bakalım. Çok parçalanmış. Bakın üstündeki desenler hala duruyor. Evet, şöyle bir tam tepeye çıkalım. Zirvelerde, kayaların içinde değişik değişik lahitler var. Hemen şöyle bir göstereyim. Burası bayağı onların mezarlığı gibi arkadaşlar. Bazıları işte taş doldurulmuş. Şu ilerilerde de var. Şimdi oralara doğru da gideriz. Biraz hava rüzgarlı arkadaşlar. Sesim biraz pürüzlü gelirse kusura bakmayın. Tam zirvelerde olduğum için böyle şeyler oluyor bazen. Bakın o kadar muhteşem bir yer ki şöyle her tarafını bir görün. Gerçekten de adeta Lahit Tepesi. Devam edelim bakalım. Bunlar da kapakları. Kapakları derken burada açık bir yer varmış. Bakın hemen. Şurada göstermeye çalışayım. Evet, burası Lahit'in içi. Yarısı açılmış gibi. Bakın şu kayalar üstünde baya var. Şu aşağılara bir gitmeye çalışayım. Bayağı merak ettim onları. Oralarda da bayağı var. Her tarafta Lahit kapakları var. Kayaların üstünde değişik değişik mezarlar var. Bazılarını
ayrı yapmışlar, koymuşlar. Bazıları da böyle kayalara oymuşlar. Evet, şöyle bir adım daha atalım. Oo, burası biraz daha güzel ama tehlikeli bir yer. Bakın şurada değişik değişik mezarlar var. Her kayanın üstünü ayrı ayrı bir mezar yapmışlar. Şu dik kayanın üstünde bile bir tane var. Bakın o kadar güzel ki. Evet, şuradan bir çıkalım bakalım. Dağların tepesine doğru girildikçe evler var. Ama bu tepe sadece mezarlara ait olan bir yer. Bir adım attığımız her yer mezar. Burada da bir mezar var da kapalı mı bilmiyorum. Hemen açılmamış bir yer gibi gözüküyor. Zirvelere çıktık. Buralar muhteşemmiş dostlar. O kadar güzel bir yer ki şöyle her tarafını bir görün. Olsa tek tek gezmeye çalışalım. Yan taraflarda var mı? Ki vardır ama tabi zamanla çoğu gördüğünüz gibi kırılmış, dökülmüş. Evet, yola devam edelim bakalım. Şurada bir yapı var. Kalan duvarlar var ama kalan duvarlar da çok düzgün, güzel. Bakalım şurada neler varmış. Evet. Tabii burada Aryasus üst bölümü daha da güzel gözüküyor. Şöyle güzel bir manzarası var. Her tarafını şöyle görün dostlar. Buraya gelip gezmek isteyenler burası hakkında bilgi edinmiş olur. Buradaki mezarlar nasıl ya? Değişik. Biraz daha desenli gibi mi? Değişik. Bir şey arkadaşlar, şunun içini göstermeye çalışayım bir. Hmm.
Tabi burada küçük dostlarımız da var. Küçük hayvanların yeri olmuş artık buralar. Burası alt bölümü. Burayı sanki ikiye bölmüşler gibi. Altı boş. Ve hemen yan tarafta daha da büyük lahitler örme çıktı arkadaşlar. Bunlar biraz daha